Sadece hiç burada olmadığını söylüyorum. Bir dakika. Rotasyon çizelgesini karıştırdım. Asistanlar bütün hafta peşimde koşacaklar. Tamam, şimdi seni dinliyorum. Hiç burada değilsin. Ali, sabahları buradayım, geceleri buradayım. Sadece gece yarısıyla sabah 6 arası buradasın. Ali, ben asistan şefiyim. Ben de bulaşık makinesi dolduruyorum. Tamam oğlum. Tamam canım. Bir çocuğa annesi bakar, babası değil. Ali, şu an buna mecburuz. Bir kaza bütün hayatımızı mahvetti. Kaza geçirmeseydim ben de çalışıyor olacaktım. İşe geç kalıyorum Ali. Hoşça kal bebeğim. Anne gidiyor canım benim. Yine tam konuşmanın ortasında gidiyorsun. Ali, bak ne diyeceğim. Hasan'ı annene bırak, öğle yemeğinde hastanede buluşalım. Rahatça konuşalım. Neden burada konuşamıyoruz? Çünkü sadece gece yarısıyla sabah 6 arasında buradayım ya. Hadi yapma böyle. Lütfen gel ve beraber öğle yemeği yiyin. Hadi ne olur. Tamam. Öğle yemeği. Evet, öğle yemeği. Kan kaybından kaybettik. 19 yaşında erkek. Suçlu bu mu? Hayır, bu kurbanlardan biri. Hasan, hadi. Nabız 110. Tansiyon 8'e 4. Şuur uyku yemeği 50. Kooperasyon kurulamıyor. Çok fazla kan kaybı mevcut. Fizik muayenede kafasında oksipital bölgede kemiğe kadar uzanan cilt kesisi saptadık. Bir kamyona çarpıp devrilmiş bir arabadan çıkarılmış. Bu ikinci kurban mı? İkinci kurban da olay yerinde öldü. Bu suçlu hocam. Evet, hadi götürelim. Hemen tomografiyi alalım. Bu arada hasayı açabildiğiniz kadar damar yolu açıp vital durumunu stabil hale getirmeye çalışın. Ve sonuçlara göre uygun kan transfüzyonuna da başlayın. Hocam, BT sonuçları çıktı. Karın içerisinde serbest hava var. Karaciğer parenkimi de hasarlanmış. Subkapsüler küçük bir hematom var. Cerrahi gerekecek. Hemen acil salonu haber ver, hazırlıkları yapsınlar. Hocam, iki genç insanı soğukkanlılıkla öldürmüş birinin hayatını kurtarmaya çalışmak size de garip gelmiyor mu? Ben bir cerrahım Hasan. Hakim ya da cellat değilim. Ama o yaşamayı hak etmiyor bence. Kimin ne hak ettiğini bulmak bize düşmez. Bize düşen ayırt etmeden kurtarılacak hayatları kurtarmak, o kadar. Bak Hasan, seninle ikimiz bu işi yapacağız. Çünkü Hasan, kendi duygularımızı hiçe sayarak verdiğimiz yemini tutacağız. Ve bu serserinin hayatını kurtaracağız. Evet, hadi bakalım. Başlayalım. Bir süre. Tamam, bekliyorum efendim. Şu an kocamla öğle yemeği yiyor olmam lazımdı Hasan. Evet hocam. Kocamla öğle yemeği yemem gerekiyordu ama şu an burada dirseğime kadar bir katilin içindeyim. Evet hocam. Bir de bana Gestapo diyorlar. Evet hocam. Hasan. Ali beni bekliyor. Çok geç kaldım zaten. O yüzden bana bir iyilik yap ve şu hastanın orderını sen yaz Hasan. Ben de Ali'yi daha fazla delirtmeden yanına gideyim. Fikret Hanım, hastanın tansiyonu hızla düşüyor. Nabzında bir sorun var. Hasan, benim için Ali ile konuşur musun? Ondan beni beklemesini iste. Hiçbir şekilde beklemeye niyetli olmayacak, o yüzden kibarca sorman gerekecek.
lütfen gidip ondan kibarca beklemesini rica eder misin? Tamam hocam. Çok geç kalmayacağım. Hah, Ali Bey. Şu an meşgul değil mi? Öğle yemeğini gelemeyecek. Yok, hayır, gelecek. Öğle yemeğini gelecek. Sadece biraz geç kalacak. Şu an ameliyatta. Her zaman öyle zaten. Evet ama bu aralar işler eskisinden daha yoğun. O her zaman yoğundur. Bakın, kötü bir gün geçiriyor. İki kişiyi öldürmüş bir caninin hayatını kurtarmaya çalışıyor. Yani bugün iyi bir gün değil. O yüzden gelip sizden biraz daha beklemenizi rica etmemi istedi. Lütfen. Lütfen dedi. Biliyorsunuz bu kelimeyi pek sık kullanmaz. O yüzden... Ya gerçekten çok üzgün. Çok da uzun sürmeyecek. Tamam. Ama Fikret'e beni daha fazla bekletmemesini söyle, tamam mı? Lütfen. Tabii. Tamam. Tamam. Benset. Ali ile konuştun mu? Evet. Ne kadar sürerse sürsün bekleyeceğini söyledi. Allah kahretsin. Karaciğerdeki sup kapsüller hematom açılmış. Karın içi her yer kanla dolu. Bol miktarda batın kompres verin hadi. Tansiyonu nasıl? 6.3 hocam. Klemp. Tampon. Hasan. Gidip Ali ile bir daha konuşmanı istiyorum, tamam mı? Biraz daha beklemesini söylemelisin. Klemp. Hocam ama daha yeni sterilize oldu. Hasan, git ve sor hemen. Tamam hocam. Tampon. Çabuk, çabuk, çabuk. Evliliğin bitme noktasına gelmişken burada bir katili kurtarmaya çalışıyorum. Neden buna hiç şaşırmadım acaba? Doktor Fikret çok üzgün. Çok. Yani gerçekten çok üzgün. Ben gidiyorum. Bakın, benden size acaba birazcık daha bekler misiniz diye sormamı istedi. Ameliyatı neredeyse bitmek üzere. Beklediğinden biraz daha karışık bir ameliyat oldu. Ama gerçekten bitmek üzere. Peki, bekleyeceğim. Evet. Ama artık her şeyi bana ve evliliğimize tercih etmesinden yorulduğumu söyle ona. Son kez beklediğimi söyle. Artık yeter. Burada beklememin tek sebebi de bunu ona kendim söylemek istemem. Bunu da söyle ona. Evet. Hasan. Hocam, kocanız bekliyor. İyi. Bekliyor mu? Seni duydum. Sterilize oldun mu? Senin yardımına ihtiyacım olabilir. Ama başka her şeyi evliliğinize tercih etmenize ilgili bir şeyler söyledi yani. Böyle mi söyledi? Başka ne dedi? Sanırım bunun gibi bir şey söyledi, evet. Sanıyor musun, biliyor musun? Bunun artık son olduğunu ve artık yettiğini söyledi. Evet. Ona burada bir adamın hayatını kurtarmaya çalıştığımı söyledin mi? Koter, tampon. Evet. Şu an onunla birlikte olmak istediğimi. Tampon. Ama buradan ayrılırsan bu adamın öleceğini de ona söyledin mi? Evet. Koter. Tabii, söyledim. Tekrar onun yanına gidip hayat kurtarmak için bir yeminim olduğunu söyle. Koter. Onu da iyi günde ve kötü günde yemini olduğunu söyle yanımda olmak için. Tampon. Koter. Koca olarak bunu anlamanın onun işi olduğunu da söyle. Aspret. İyi ya da kötü şu anda benim sözümü tuttuğumu söyle. Ona verdiğim söz yüzünden şu anda burada olduğumu söyle. Eğer şu anda ayrılmayı düşünüyorsa kendisi bilir. Ama bir gün kendisi de acil ameliyata ihtiyaç duyacak kadar yaralı ve acılı olabilir. İşte o zaman benim gibi yemeğine bağlı bir cerrah bulamama ihtimali olduğunu da söyle ona. Aspire edin. Şimdi git ve bunları ona söyle. Hocam bu biraz karışık oldu. Ben sadece oturup rapor tutsam olmaz mı? Hasan git. Öyle mi söyledin? Evet. Bakın
Birkaç dakika daha bekleyebilirseniz ikiniz rahatça konuşabilirsiniz. Siz de bilirsiniz bu konuşma aktarma sırasında karışıklıklar olabilir. Ve böyle çok önemli bir konuda bu yöntem pek sağlıklı bir yöntem değildir. Onun için önemli bir konu değilmiş demek ki. Evliliğimiz bitme noktasında ve kurtarılması için seni yolluyor. Ali Bey bakın, o şimdi bir ameliyatta ve bir hayat kurtarıyor. Gerçekten. Ciddi ciddi birinin hayatını kurtarıyor. Ve birazdan yanınıza gelecek. O her zaman birilerinin hayatını kurtarıyor ve birazdan buraya geliyor zaten. Kaç saattir birazdan diyorsun, biliyorsun değil mi? Gidip ona sorar mısın? Birazdan ne zamanmış? Cildi görüyor musun Hasan? Bana biraz büzülmüş göründü. Sence de cildi büzülmüş mü? Çünkü eğer öyleyse daha iyi oturması için cilt altı dikişi tekrar yapmam gerekecek. Cildi de kontinyo şekilde kapatırım. Ama eğer öyle yaparsam da dövmesi tanınmaz olabilir. Evet, biraz büzülmüş. Ben de öyle düşünmüştüm. Gitti değil mi? Evet, gitti. Bir süre. Hocam? Siz çıkmıyor musunuz? Ali uyuyana kadar burada kalmak bu akşam için en iyisi galiba. Hı hı. Bugün olanları biliyorsun. Biliyorum. Hadi Hasan, sen git evine. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.